Hagino Ulu Camii'ne gideceğiz. Oradakilerle tanışacağız, tanış olacağız, muhabbet edeceğiz. Bizlere ikramlar olacak. İkramları derken bizlere muhabbet ikram edecekler. Çaylar da bizden. Bakalım bizleri kimler bekliyor. Hadi buyurun. Kıymetli izleyenler, yolları açtık, mesafeleri daralttık ve Fransa'nın Strasbourg kentine 30 kilometrelik mesafeye yakın Hagino isimli ilçesine geldik. Burada yaklaşık 4500 vatandaşımız yaşamakta, hayatını idame ettirmekte. Ulu Cami'nin bahçesindeyiz şu anda. Bakalım kimler bekliyor bizi, kimlerle tanışacağız, nasıl bir muhabbetimiz olacak ve sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz. Dernek başkanısınız aynı zamanda. Evet. Ulu Camimiz burası. Evet. Ne kadar süredir görevdesiniz? 2015'ten beri dernek başkanı görevi yapmaktayım. Biraz bilgi alalım mı başkanım? Kaç metrekaredir? Cemaati nasıldır? Kaç insan yaşar Hagino'da? Evet. Hagino 40 bin kişilik nüfusa sahip. %10'u yaklaşık Türk toplumu yani yaklaşık 4.000-4.200 kişi olarak Türk yaşıyor Hagino'da. Bizim camimiz 3500 metrekare alanında bulunmaktadır. Kullanım olarak 1000 metrekare kapalı alan. Evet. Cami olarak faaliyet veren yer 1000 metrekare kadar ama toplamda 3500 metrekare alana. Aynen. Ne kadar yıl oldu peki bu sırası kurulalı? Ya şimdi derneğimiz 1987'de tabii biz daha çocuktuk o zamanları. 1987'de faaliyete geçti. Önce başka bir yerdeydik, daha küçük. Tabii ki zamanla toplum büyüdükçe, genişledikçe nüfus arttı tabii ki. Biz buraya yönlendik. Buraları tabii bizdeki önceki büyüklerimiz aldılar. Başlattılar. Biz de devam ediyoruz. Yani burası 2000 tarihinden beri biz buradayız. Peki hangi faaliyetler var burada? Yani işte kermesi var zannediyorum, festivalleri var, öğrencilere dersler veriliyor. Evet, biz burada işte yaklaşık 250 öğrencimiz var. Biz yani Kur'an kursu dersleri veriyoruz. Bazen işte Fransızca dersleri, bazen Türkçe dersleri. İsteğe göre tabii ki dönem dönem değişebiliyor. Ondan sonra işte aktivite olarak bazen Europa Park yani buradaki gezilere çıkıyoruz. Değişik değişik faaliyetler yapıyoruz yani. Tikiş kurslarımız oluyor. Burada gördüğünüz gibi çay ocağımız var. Yemekhanemiz var. Kuaförümüz var. Kendi kuaförümüz var. Ondan dahil senelik Ramazan programlarımız da oluyor. Tabii ki Ramazan yemeğimiz, çadırımız da oluyor. Her sene iftar da veriyoruz tabii ki. Allahümme iyyake na'budu ve neke nusalli ve neccud ve ileyke nesa ve nahşud. Kaç kişi var toplamda yönetimde? Cami yönetiminde şu anda 7 kişi var. 7 kişi olarak görev yapıyoruz. Kadın kollarımız mevcut. Başkanımız da anlatmıştır önceden. Okul aile birliğimiz mevcut. Fatih Spor Kulübümüz mevcut. Hepsi camimizin derneği altında
hizmet etmekteler, aktivitelerini yürütmekteler. Spor kulübünde ne yapılıyor? Bizim camimizin Fatih Spor Kulübü var. Yani burada turnuvalara katılıyorlar. Gençlerimiz oynuyorlar yani. Bizleri temsil ediyorlar. Halk oyunları dersleri de var zannediyorum. Evet, halk oyunları da var. Hepsi var yani. 23 Nisan Egemenlik, 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı burada, çocuklarımız eğitimini burada yapıyorlar. Bazen burada çalışıyorlar ve büyük salonlarda tabii ki kutlamaları orada yapıyoruz yani. Yani aslında milli ve manevi duygularımızın ortaya konacağı, her ne varsa yaşantıda yaşanması gereken ne varsa burada çocuklarımız onlar veriliyor. Evet, yani camiler toplumun dini, sosyal ve kültürler bakımından gelişmesinde önemli rolü oynayan yerlerdir, müesseselerdir. Hatta en önemli yerler bunlar zannediyorum, evet, yani Avrupa'da. Evet, özellikle de Avrupa'da daha çok aktivite oluyor. Bunlar da ihtiyaç, Türk toplumunun başka gidecek yeri yok. Yani tek gidecek yeri, huzur bulacakları yerler camilerdir, derneklerdir. Hagino'da, yani Strasbourg'a bağlı Hagino ilçesinde Ulu Camimizde bir çiçek bahçesinden çıktık, bir diğer çiçek bahçesine geldik ve burada da çiçeklerimizi görüyorsunuz. Selamun aleyküm. Geldiğimizde böyle kurulu bir düzen görüyoruz. Ama sizler buranın eski halini biliyorsunuz. Taşınmadan önceki halini biliyorsunuz. Evet. Böyle tuğla tuğla döşenmiş olan halini biliyorsunuz. Bunda yeni nesle de herhalde bu zahmeti aktarıyorsunuzdur. Yani evet. Bakın hangi zorluklarla yapıldı bu? Bu bayrak yarışı. Yani şimdi gelen 2 yılda bir seçim yaparız biz burada. Genel kurulu toplarız. Genel kurulu onayını alan arkadaşlar yönetim kurulunu seçer. Daha önce 87 yılında abilerimiz ilk nesil öbür camiyi almış. İhtiyacına azalan yetmediği için böyle buraya almayı düşünmüşler. Burayı da alarak 30-40 yıl işte gençlerimize bırakmak için çaba sarf etmişler. Onlardan Allah razı olsun. Amin. İlkokul mezunu olan abilerimiz, ilk nesil, ilk emeği onlar çekmiş. Böyle bir yeri bize kavuşturdular yani. Biz de bunu devam ettirmeye uğraşıyoruz. Yani 300'e yakın öğrencimiz var. Siz de daha önce gördünüz. Yani gerçekten gurur duyuyoruz yani. Allah razı olsun, emeğinize sağlık. Onlar güzel peygamberin 450'leri. Onlar güzel peygamberin 450'leri. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Ali. 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 Güzel ahlak timsali, haya edep umsalı. Güzel ahlak timsali, haya edep umsalı. Aslında bu yani folklördü, 23 Nisan'da aslında bunların hepsi hani derler ya, aslında o işin bahanesi. Aslında amacımız çocuklarımıza kültürümüzü, Türkiye'yi unutturmamak. Bir nebze de olsa, birkaç dakikalık da olsa, birkaç saatlik de olsa, hani yurt bu kadar uzaklıktan maalesef ancak bu kadar yapabiliyoruz. Unutturmamak, amacımıza da ulaşıyoruz gibi geliyor. Her sene öğrenci sayımız artıyor. 100-200-300 öğrenci aşağı yukarı Türk öğrencimiz var. Sadece Habino ve çevresi okul ailelerinden bahsediyorum. Yan kasaba bir şeyler var, orada yine var. Ben sadece bizim kendi sektörümüzden, bu çevreden bahsedeyim.
amacımız unutturmamak. Çünkü aslında benim çocuklarımın zamanında lise seviyesindeydi. ELKO. Türkçe derslerinin uluslararası antlaşmada ismi ELKO. Türkçe dersleri. Lise düzeyindeydi. Lise bitti. Ortaokul seviyesi de bitti. Şu anda elimizde sadece ilkokul kaldı. Hı hı. Amacımız ona, en azından onu elimizde tutmak. Çünkü Türkçe dersleri okul saatlerinin dışına atıldı. Türk okullarında yapıyor, Fransız okullarında yapıyordu çocuklarımız. O açıdan çok üzgünüz. İmzalar topladık, kampanyalar yaptık, bir şeyler yaptık. Maalesef statüdeki akademiyi henüz ikna edebilmiş değiliz. Normalde bizim aslında Türk toplumu olarak daha fazla haklarımız var burada. Ama almak için istemek gerekiyor. Hı. Bu halkı da birilerinin organize etmesi gerekiyor. İşte imzalar topladık, şikayet ettik, itirazlarımızı bildirdik. Konsolosluğumuz sağ olsun Ataşelik'le birlikte bir şeyler yapmaya çalıştık. Şu anda ilkokulu tuttuk. Evet. Ama nereye kadar bilemeyeceğim. Sonuç bekliyoruz. Ve sevgili Ümit Çapı, Ümit kaç öğrenci var? Toplamda 90-80 arası grubumuz var. Bütün yaş grubu 5 yaş, 6 yaş, 7 yaş, böyle uzun, 15 yaşa kadar gidiyor. Hı hı. Yani folklor çalışmalarından olsun, şiirler olsun hepsini yapıyoruz. Ama bunların genelde daha çok çocuk var. Onlar Türkçe derslerine giriyorlar Fransız okullarında. Yani Türk öğretmenlerimiz var. Aha. Sağ olsun Türkiye'miz, buradaki konsolosluğumuzla beraber onlar buraya 2-3 tane öğretmen gönderiyorlar ilkokullara. Lise, ortaokullara gidiyorlar. Ortaokul derslerinde, işte Fransız derslerinde Türkçe dersleri oluyor. Bir saat arayla sanırım hep Türkçe öğretmenlerimiz gidiyor. Türkçeleri gelişiyor, daha iyi oluyor. 7 senedir okul aile birliğinde hem okul aile birliği Sabir ablama yardımcı oluyorum, hem de sponsor sorumlusuyum. Uh-huh. İşte bütün faaliyetlerde, gezilerde, çocuklarımıza, hediyelerinde, her şeyinde destek olmak için bütün iş adamları, iş sahipleri sağ olsun bizi kırmıyorlar, sponsor oluyorlar. Onların sayesinde bütün çocuklarımızı sevindiriyoruz. Hem çocuklarımız burada, cami yönetimi sağ olsun bizi kırmıyor. Aynı çocuklarımız hem burada Kur'an dersine giriyorlar, hem sonra bizim derslerimize giriyorlar. Yani hepimizin çocuğu. Bizim de çocuklarımız. Evet. Ortaya koymaya çalıştığınız emekle alakalı çaba sarf eden her kim varsa, irili ufaklı, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Biz size teşekkür ederiz. Buraya kadar gelip bizleri saydığınız, bizleri dikkate aldığınız, sesimizi duyurduğunuz için Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Yeni gönüller bir olsun. Çok teşekkür. Çok teşekkür ediyorum size buraya geldiğiniz için. Senin lafınla söyleyeyim, her şey çocuklar için. Aynen. Sloganımız. Her şey çocuklar için. Buradan neler yapılıyor? Buradaki göreviniz ne? Mesela biz burada kahvaltılar yapıyoruz. Bu Hagönü'nün kadın cemaatiyle beraber herkesi davetli aslında. Bütün etraftaki köydeki insanlar da davetli yani. Herkes geliyor, kalabalık oluyor, çok güzel oluyor. Oradan elde ettiğimiz parayı mesela ya bir yere veriyoruz ya da bağış. Hani bağış ediyoruz çoğunluktan. Son zamanda mesela deprem için, depremdeki ölen kardeşlerimiz için toplandı. Çok da güzel bir miktar toplandı. Evet. Allah herkesten razı olsun. Aa. Gelen bütün herkesten razı olsun. Lahmacun yaptık mesela kadın, Hagönü'nün kadın cemaatinden çok gelenler oldu yardıma. Bütün mesela her şeyi onlar karşıladılar mesela. Hiç camiye yük olmak istemedik. Bütün geliri de oraya bağış ettik zaten. Sizin buradaki bütün faaliyetleriniz ya camimize katkı, evet, ya da caminin yaptığı faaliyetlere katkı değil mi? Aynen öyle. Çoğunlukla mesela Afrika'ya niyetimiz vardı ama deprem olunca depremimizde kardeşlerimize onlara öncülük verdik. Aynen öyle. Yani aslında siz buradaki gelirle sadece caminin giderlerini karşılamıyorsunuz. Aynen öyle. Burada bir topluluk olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa. Aynen öyle. Aynen öyle. Afrika'da göz ameliyatı olmak kardeşlerimiz vardı, katarak ameliyatı olmak isteyen. Onlara mesela plan proje yapılmıştı ama deprem zede kardeşlerimiz ortaya çıkınca onlara aynen öyle. Bu nedenle çok yoğunsunuz. Yani bu nedenle de çok kutsal bir şey yapıyorsunuz. Evet. Bu size kendinizi de hissettirmiyor mu? Çok iyi hissettiriyor. Evet. Bir çatı altında yani Allah için hizmet etmek çok güzel bir duygu. Hatice Hanım, az önce Hacer Hanım dediler ki işte yani köylüler de geliyor, çevre, evet, ilçelerden de geliyorlar. Evet.
Şeyler de geliyor mesela, Fransız arkadaşlarınız da katılıyor. Gelebiliyor ve geliyorlar. Evet. Gelenler çok, Araplar var, hani çok yani Afganlar var. Çoğu insan var yani dışarı insanlardan. Saymış olduklarınız aşağı yukarı biz aynı inerci sahip evet, insanlarız evet, onlarla. Aynen, evet. Çok da garipsemiyorlardır ama mesela Fransızlar bu ilk başladığı zamanlarda bu birliğiniz, beraberliğiniz, hani canfıraş bir şekilde ortaya bir şey koymak için çaba sarf etmeniz, onlar da bireysel olarak yapıyorlardır, bunda sorun yok ama toplu bir şekilde bu denli faaliyet gösterebildiklerine inanmıyorum. Yani böyle bir kültürleri yok en azından. Evet, şaşırıyorlar mıydı? Evet, çok şaşıranlar oluyor. Çok yani bu bizim bildiğimize hani dışarıdan gerçekten istemeyenler de oluyor. Ama çoğu da bizi destekleyenlerimiz de var yine. Strasbourg'un Haguenau ilçesinde kıymetli hanımefendilerle konuştuk. İşin özü şuydu aslında, insanın sabahları bir amaca uyanması. Bir şey yapmak için uyanması. Şey vardır hani bazen kötü dönemler yaşarız dünya ile alakalı. Ya bu döneme mi denk geldik deriz. Öyle değildir. Aslında dünyanın sana, size ihtiyacı olan bir zaman diliminde dünyaya gelmişsinizdir. Sadece bunun farkına varmak lazım. Ben bir amaç için dünyadayım. Kulluğumuzu bunun dışında bırakarak o zaten bizim asil vazifemiz, bizi insan kılan şey o. Allah'a karşı sorumluluğumuz. Kulluğumuz dışında. İnsanlığa fayda sağlayabilmek maksadıyla, bu da inancımızdan kaynaklanıyor, bizim için çok güçlü bir inanç o. Bir şey için doğdum ve el uzatmak zorundayım. Bizi insan kılan şey bu. Kim için? Bütün mazlumlar için, herkes için. Neden? Çünkü insanız ve insani hiçbir duyguya yabancı değiliz. Bugün onun başına gelen, yarın benim başıma gelir. Biz de camide işte yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız geliyor buraya. Çocuklarınız buraya eğitime geliyor. Eğitime geliyorlar. Her hafta sonu burada camide cumartesi pazar saat 10'dan öğlen namazına kadar namazı kılıp çocuklarımız evine gidiyor. Biz de hocamıza işte yardımcı oluyorum hocama. Eğitiyoruz. Elimizden geldiği kadar sokaklarda yaramazlık yapmasınlar. İmanlı dinlerini öğrensinler. Allah'ın kitabını bilsinler. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz onu. Burada Avrupa'daki bir camilerimiz aslında sizin bir olmak için, beraber olmak için bir araya gelebildiğiniz sosyal alanlarımız aynı zamanda. Bizim bu zaten bu camimizdeki bu dernek, bu kahvehane bizim için bulunmaz bir nimet. Gerçekten samimiyetimle söylüyorum, bulunmaz bir nimet. Burası olmasa buradaki insanlar bir kahvehaneye gidecekler. Ya ne bileyim yani dışarılarda gezecekler. Kötü alışkanlıkları. Mesela çocuklarımızın hafta sonları akşamları geldiğiniz zaman burada göreceksiniz. Yani. Bir gün görürseniz akşama kalırsanız burada gençlerin hepsi burada. Yani o kadar çok gençliğimiz var ki ne? İnanın ki hepsi buradalar. Bir ayakları burada. Kilerler çıkarlar, geriye gelirler. Caminin, cemaatimizin içinde de. Sabah namazına gelin. Sabah namazında bile genç bulursunuz burada. Strasbourg'a 30 kilometre mesafe. Haguenau Ulu Camii de burada birbirinden kıymetli dostlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, cıvıl cıvıl çiçek bahçesi gibi çocuklar ve bizlere ikram ettikleri Tahir abiden en son çaylar. Bizlere ikram ettikleri çaylarla birlikte gönlümüzün heybesini, onların duasını, tebessümünü koyduk ve yola revan olmaya, yola devam etmeye gayret edeceğiz. Yoldur, aşılır, mesafedir, kısalır. Allah can sağlığı versin. Şimdilik Abdullah abiyle beraber programı bitirmiş bulunduk. Tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olun.